Nazi Almanyası tarafından büyük ölçüde soykırıma uğrayan Yahudiler, savaş sonrası dünyanın çeşitli yerlerinden gelerek kutsal topraklara, oradaki Araplardan parça parça araziler satın almak suretiyle yerleşmeye başladılar. Elbette bu, savaşın galibi ülkeler olan başta Amerika ve diğer Avrupa devletlerinin desteğiyle, kısaca Büyük Orta Doğu Planı kapsamında gerçekleşti. İsrail Devleti'nin orada oluşması, ilk yerleşimleri, Büyük Orta Doğu Planı, Siyonizm. Bunlar ayrıntılı olarak anlatılması gereken çok önemli, ayrıca apayrı birer video konusu. Ama ben bugün bu videoda bunların hiçbirini değil, İsrail Devleti'nin bugünkü güçlü konumuna getiren o kırılma anını, 6 günde çevresindeki tüm Arap devletlerini yendiği, topraklarını üçe katladığı, Orta Doğu haritasını büyük ölçüde değiştirdiği ve hala çözümlenemeyen Arap-İsrail anlaşmazlığının da en temel nedeni olan o savaşı. 6 gün savaşını anlatacağım. O zamanlar uluslararası kamuoyu bu küçük Yahudi devletinin etrafının onu yok etmeye hazır düşman Araplarla sarılı olduğuna inandırılmıştı. 1967'den önce bu alan Ürdün ve İsrail arasındaki sınırı oluşturuyordu. İsraillerin çoğunlukta olduğu kıyı yerleşim bölgeleri buraya sadece 15 kilometre mesafedeydi. Bu yüzden Batı Şeria'dan yapılacak herhangi bir Arap saldırısı ülkeyi ikiye bölecek ve İsrailli sivilleri ciddi şekilde tehlikeye atacaktı. İsrail'in kuzey sınırı da bundan daha güvenli değildi. Suriye'nin Golan Tepeleri strateji konumları nedeniyle aşağıdaki İsrail şehirleri için bir tehdit oluşturuyordu. Güneye gelince ise Necef Çölü üzerinden yapılabilecek bir Mısır kara saldırısı tehlikesi ile karşı karşıyaydı. Bu da İsrail'in Karadeniz'deki tek limanı olan Eilat'a erişimini kaybetmesi demekti. İsrail, jeopolitik açıdan tehlikedeydi. Her cephesi stratejik bakımından sorumluydu. 1956 yılındaki Süveyş krizi ile İsrail bu sorunun çözümü için ilk fırsatı yakalamış oldu. O tarihte Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdül Nasır'ın batılılara rağmen Süveyş kanalını kamulaştırması sebebiyle İngiliz ve Fransızlar Mısır'a saldırmış, İsrail de onlara katılmıştı. O savaşta İsrail Sina Yarımadası'nı tamamen işgal etmeyi başardı. Ancak uluslararası baskı karşısında Mart 1957'de askerlerini geri çekmek zorunda kaldı. İsrail geri çekilmekle birlikte bu savaştan önemli stratejik kazanımlarla çıktı. Bu kazanımlar sonucu Mısır ve Gazze sınırına konuşlandırılan Birleşmiş Milletler Acil Müdahale Gücü sayesinde Arap gerillaların saldırıları engellendi. Ayrıca İsrail gemileri için Tiran Boğazı'ndan Eilat Limanı'na bir serbest geçiş güzergahı sağlandı. 1956 Savaşı sona erdiğinde İsrail ve Mısır arasında başka bir çatışmanın daha yaşanacağı çok aşikardır. İsrail bir sonraki karşılaşmada yalnız olacağını ve Mısır Hava Kuvvetlerine karşı aynen İngilizlerin ve Fransızların Süveyş krizinin başlangıç aşamasında yaptıkları gibi ani bir hava saldırısı düzenleyerek alt edebileceğini düşündü. Bu amaçla hava kuvvetlerinin bu saldırıya hazırlanmasına odaklandı. Fransa'dan son model uçaklar aldı. İsrailli pilotlar Necef Çölü'nde sıkı bir eğitime tabi tutuldu. Pilotlar Arap havaalanlarına benzer hedefler üzerinde havadan saldırı tatbikatları yaptı. Saldırı öncesi yapılan istihbarat faaliyetleri olağanüstüydü. Mısır üzerinde çok alçak irtifada keşif uçuşları gerçekleştirdi. Panoramik fotoğraflarını çekti. Mısır Hava Kuvvetleri ise bir savaş ihtimalini hiç de dikkate alıyormuş gibi görünmüyordu. Mısır uçakları havaalanlarında park halindeydi. Öyle ki onları Zürih Havaalanı'nda bekliyor sanırdınız. Hiçbir hava savunma sistemleri, hiçbir sığınakları yoktu. Bir düşman olarak İsrail ile uğraşmak yetmiyormuş gibi Mısır, 1962'den beri Yemen'de pahalı ve kirli bir savaşın içindeydi. Mısır iç savaşta Arap milliyetçilerine destek vermek üzere birliklerini Yemen'e göndermişti. 1960'ların ortalarında Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin neredeyse üçte biri Yemen'deydi. Mısır'ın savaş bütçesi zaafa uğramıştı. 1966'da yaşanan tuhaf bir olay Mısır hava savunma sisteminin zayıflığını gün yüzüne çıkarttı. İsrailli bir barış eylemcisi tek motorlu uçağı ile Mısır hava sahasına girdi. Fayit havaalanına indi ve Başkan Nasır'la görüşmek istedi. Bu olay tüm dünyayı şaşkına uğratmıştı. Bu adam ilkel uçağıyla İsrail'den kalkıp Sina'yı aşmayı ve tespit edilmeden Süveyş kanalının yanı başındaki havaalanına inmeyi nasıl başarmıştı? Arap Hava Kuvvetleri için küçük düşürücü bir olay daha yaşandı. Bu uçak Sovyet yapımı bir MiG-21.
şimdi İsrail Hava Kuvvetleri Müzesi'nde sergileniyor. Uçağın üzerinde hayali İngiliz ajanı James Bond'a atfen 007 yazılmış. Belli ki uluslararası bir casusluk hikayesine dikkat çekmek istemişler. 16 Ağustos 1966'da Iraklı bir pilot ordudan bu uçakla kaçıp İsrail'e indi. Bu MiG-21'i ele geçiren İsrailliler, Arap Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki bu son model Rus uçaklarının zayıf ve güçlü yanlarını keşfetme fırsatı yakalamış oldu. İsraillilerin Iraklı pilota bu uçağı kaçırması için 1 milyon dolar verdiği söyleniyor. Elbette İsrailliler için verilen bu para alınan karşılığa kat ve kat değerdi. İsrailliler düşmanın elindeki MiG-21 savaş uçaklarının bütün zayıf yönlerini öğrendi. Kısa süre sonra MiG uçaklarına ilişkin elde ettikleri bu bilgileri gerçek bir savaşta test etme fırsatı da buldular. Sınırda yaşanan basit bir çatışma 7 Nisan 1967'de Golan Tepeleri üzerinde topyekün bir savaşa dönüştü. Suriye MiG-21'leri ile İsrail Mirajları arasındaki it dalaşı 6 MiG'in düşürülmesi ile sonuçlandı. İsrail'in ise hiç kaybı yoktu. İsrailliler kaçırılan MiG-21'in incelenmesinin meyvesini topluyordu. Arap-İsrail gerginliği ilerleyen haftalarda daha da arttı. İsraillilerin Suriyelilere karşı kullandığı saldırgan söylem, İsrail'in Suriye'yi işgale hazırlandığı yönündeki yaygın söylentilerle birleşince Abdülnasır harekete geçmeye ikna oldu ve 14 Mayıs 1967'de Mısır ordularına Sina'ya girme emri verdi. Aslında Mısır kuvvetleri İsrail'e saldırmak gibi bir niyetleri ve planları olmaksızın girmişti Sina'ya. Mısır 130 bin askerini İsrail sınırına yığarak onun Suriye'yi işgal etmesine engel olabileceğini düşünüyordu. 16 Mayıs'ta Mısır, Birleşmiş Milletler'den Mısır-İsrail sınırındaki acil müdahale gücünü tahliye etmesini istedi. 22 Mayıs'ta Abdülnasır, Tiran Boğazı'nı İsrail gemilerine kapattığını açıkladı. Nasır bu kararı alırken İsrailleri Süveyş krizi sonrasındaki kazanımlarından yoksun bırakmayı amaçlıyordu. Fakat İsrailliler bu kışkırtmaları bir savaş ilanı olarak değerlendirdi. Mısır savaşa hazır değildi. Mısır ordusunun neredeyse yarısı Yemen'deydi. Dahası Mısır Silahlı Kuvvetleri 10 yıldır tek bir kapsamlı tatbikat bile yapmamıştı. Hava kuvvetleri personeli eski teknolojiyle yetersiz ve uygulamasız bir şekilde eğitiliyordu. 30 Mayıs'ta Suriye Kralı Hüseyin, Abdülnasır ile bir savunma anlaşması yapmak üzere Kahire'ye geldi. Diğer Arap ülkeleri de Mısır, Suriye ve Ürdün'ü desteklemek için birliklerini göndermeye hazır olduklarını açıkladılar. Arapların bu meydan okuyuşu İsrail'de histerik bir tepkiyle karşılandı. Medya, İsrailleri yok olma tehdidi ile karşı karşıya olduklarına inandırmak için Abdülnasır taraftarlarının İsrail karşıtı söylemlerini soykırım anıları ile birleştirerek kullandı. Savaş yanları için bahane artık hazırdı. İsrail'de yeni kurulan birlik hükümeti, İsrail Hava Kuvvetleri'nin yıllardır hazırlandığı hava saldırısının başlamasına yeşil ışık yaktı. Haziran 1967 sabahı, İsrail'in sahip olduğu savaş uçaklarının neredeyse tamamı demek olan 200 uçak havalandı. Radara yakalanmamak için önce kuzey sonra batıya yönelerek Akdeniz üzerinde çok düşük irtifada sadece 20 metre yükseklikte ilerlediler. Daha sonra güneye yönelerek Mısırlıların beklediği gibi doğudan değil, kuzeyden gelerek Mısır'ın 11 havaalanı üzerinde aynı anda belirdiler. Mısırlılar için bundan daha büyük bir sürpriz olamazdı. İlk aşamada havaalanı pistlerini bombalayan İsrailliler, Mısır Hava Kuvvetleri'nin uçaklarını daha havalanamadan gafil avladılar. Mısır uçaklarının neredeyse tümü kullanılamaz hale geldi. İsrailliler için her şey beklediklerinden çok daha kolay olmuştu. Çünkü defalarca bunun tatbikatını yapıp yıllardır hazırlanıyorlardı. Sadece 4 saat sonra Mısırlılar 320 uçağını, yani savaş uçaklarının %80'ini ve bombardıman uçaklarının tamamını kaybetti. Savaşın kaderi belli olmuştu. İsrail bir dizi kamuflajla Mısırlıları İsrail'in güneyden saldıracağına, Şarm el-Şeyh yönünde ilerleyeceğine inandırdıktan sonra kara saldırısı başlattı. İsrail birlikleri kuzey ve merkez hattında ilerledi. Üç zırhlı tümen hava desteği yok edilmiş, şaşkın ve savunmasız durumdaki Mısır birliklerine karşı harekete geçti. Mısır'ın yenilgisinden habersiz Ürdünlüler ve Suriyeliler uçaklarını İsrail'e karşı havalandırdılar. Bu saldırılar etkisizdi. Fakat bu İsrail için başka cephelerde de saldırıya geçme ve savaşın kapsamını genişletme bahanesi oldu.
İsrail'in hava saldırıları Irak'ın bir havaalanının yanı sıra Ürdün ve Suriye havaalanlarına odaklandı. İsrail'in 200 pilotunun her biri günde 5 sorti yapıyordu. Böylece hava kuvvetlerini maksimum verimde kullandılar. Ürdün hava kuvvetleri tamamen imha edildi ve Suriyeliler de uçaklarının yarısını kaybetti. İsrail operasyon başladıktan 11 saat sonra asgari bir kayıpla hava üstünlüğünü ele geçirdi. Savaşın ikinci günü Mısır Genelkurmay Başkanı Mareşal Amir kötü bir şöhret kazanmasına neden olan şaşırtıcı bir karar aldı. Mısır birliklerine Sina'yı tahliye etmeleri ve 24 saat içinde Süveyş kanalının batısına çekilmeleri emrini verdi. Bu karar Mısır cephesinin tam anlamıyla çökmesine neden oldu. İsrail birlikleri bu çöküntüden yararlandı ve geri çekilen Mısır kuvvetlerini takip ederek kanala doğru ilerlemesini hızlandırdı. 7 Haziran'a gelindiğinde İsrail kuvvetleri Batı Şeria'yı Ürdün'den almayı başarmıştı. Savaşı tanımlayan bu görüntülerde İsrailli paraşütçüler tarihi Kudüs şehrine girerken görülüyor. Birleşmiş Milletler'in ateşkes kararına karşın İsrail, Suriye cephesinde baskı uygulamaya ve ilerlemeye devam etti. Savaşın son iki gününde Golan Tepelerini ele geçirdi. 10 Haziran 1967'de yani savaşın başlamasından sadece 6 gün sonra İsrail zafer kazandı. Sonuç olarak İsrail 6 günde tarihi ve coğrafyayı değiştirdi. Stratejik derinlik sorunu her 3 cephede de çözümlendi. İsrail artık doğal güvenlik bariyerine sahipti. Batıda Süveyş Kanalı, doğuda Ürdün Nehri ve kuzeyde Golan Tepeleri. Artık İsrailli sivillerin değil, Arap sivillerin yaşadığı bölgeler tehdit altındaydı. Süveyş ve İsmailiye gibi Mısır şehirleri İsrail kuvvetlerine sadece 200 metre mesafedeydi. Suriye'nin başkenti Şam da Golan'daki İsrail mevzilerine çok uzak değildi. Böylece İsrail uzun zamandır peşinde olduğu stratejik derinliği kazanmış ve baş düşmanlarının ordularını kesin olarak yenilgiye uğratmış oldu. Bugünkü Arap-İsrail sorunu 6 gün savaşı ile başladı. İsrailliler Batı Şeria'da ve Gazze'de Arapların çoğunlukta olduğu bölgeleri kontrol altına aldı ya da bu bölgelere komşu oldu. İnsanlığın ilk medeniyetlerinin, en gelişmiş şehirlerin, üç büyük semavi dinin doğduğu Orta Doğu günümüzde büyük güçlerin satranç tahtası durumunda. Emperyalist güçlerin elini çekmediği bu kadim bölgede petrol savaşları, din savaşları, mezhep savaşları, terör ve katliam eksik olmuyor. İsrail ise işgal ettiği topraklarda yaşayan yerli halklara adeta cehennemi yaşattı. Yıllar içinde Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Kudüs'te kadın yaşlı çocuk demeden binlerce masum insanı öldürdü. Filistin topraklarını işgal ederek sürekli sınırlarını genişletti ve hala da genişletmeye devam ediyor. Acımasız Orta Doğu planını emperyalist batılı devletlerle icra ediyorlar. Daha çok yakın geçmişte soykırıma maruz kalan bu toplumun, barışın ve insanca yaşamanın değerini ve tüm insanların hakkı olduğunu en iyi anlaması gerekenlerden olması gerekirken, adeta gözleri kör olmuşçasına tüm dünyayla birlikte yaşananlara göz yumuyorlar. İnsanca yaşamak tüm insanların hakkıdır. Barış ve sevgiyle kalın.